İşte analiz programı olarak Ankara'da Tozoğlu Eczanesi'ne konuk olduk ve yanımızda Bahadır Bey var. Bahadır Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 2007 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunum. O günden bu yana da mesleği icra ediyorum. Her daim serbest eczacı değildim. Farklı sektörlerde de çalıştım. Sektörün farklı alanlarında. 2011 yılından beri de buradayım. İnternet üzerinden ilaç temini hakkında neler söylemek istersiniz? Bilişimin kaçınılmaz etkileri hayatımız üzerinde direnç gösteremeyeceğimiz derecede bilgiye ve ürüne o kadar çok hızlı ve çabuk ve kolay erişebiliyoruz ki bunlar çok güzel şeyler, fakat hassas konularda, hele ki sağlık gibi bir konuda, bu çok tehlikeli. Çünkü ilaç eczane dışına çıktığı an güvensizdir. Çünkü ilacı satabilecek tek yer ve ilacı sadece mesele satmak değil, danışmanlığını yapabilecek tek insan eczanedir, eczacıdır. Mesele ilacı internetten almak da değil, sağlıkla ilgili herhangi bir bilgiyi alelade, hani klavyesi olanın yazdığı bir mecradan almak, öğrenmek çok tehlikeli. Biz halkın, vatandaşın, yani bütün hastalarımızın en yakın sağlık danışmanıyız. Her zaman kapımız açık. İstediğiniz zaman hiçbir ürün almaya ihtiyacınız olmadan, lüzumu da olmadan ve hiçbir biz ücret talep etmeden her zaman gelip bize her konu hakkında her şeyi sorabilir, her şeyi danışabilir. Hatta sadece bir çayımızı kahvemizi içip gidebilirsiniz de. O yüzden belki 3-5 kuruş ucuzdur, belki erişimi kolaydır. Bunun için sağlığınızı riske atmayın. Bize gelin, bize danışın, bizden öğrenin, bizden alın ve sağlığınızdan emin olun. Biz her zaman kapımız açık, bekleriz. İlacı bize sorun, ilacı bizden alın. Hiç çekinmeyin, her zaman gelin. Eczacıların en yakın sağlık danışmanlarımız olduğu söylenir. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? İlaçla ilgili aldığımız eğitim tamamen ilaç üzerine. Farmakoloji bizim işimiz. Hastamız bize ulaştığı zaman hastalığıyla ilgili. Bazen hekim arkadaşlara gitmeden önce doğrudan bize de gelebiliyorlar. Muhakkak en doğru şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiçbir fikri olmayan o kadar çok hastamız var ki aslında, yani hangi uzmanlık dalına ihtiyacı olduğunu bile bilmeyen, onlara yönlendiriyoruz. Doğru uzmandan vakit kaybetmeksizin, ayrıca bu da çok önemli. Herhangi bir yere, herhangi bir şekilde gittiği zaman muazzam bir hem maddi hem zaman olarak bir kayba neden oluyor aslında sağlık sistemi üzerinde. Biz onu burada en başta daha kategorize ederek bu yükü daha en baştan hafifletiyoruz. İkinci, üçüncü basamak olan yerlerin üzerindeki yükü azaltıyoruz. Neden? Mesela bir eğitim araştırma hastanesine gitmesine gerek olmayan bir durumda diyoruz ki buna gerek yok. Aile hekimimize yönlendiriyoruz. Bölgesindeki devlet hastanesine yönlendiriyoruz. Tabii bunlar hem hastalar açısından zaman kaybını engelliyor, hem de sağlık sistemi üstünden maddi ve zaman kaybını engelliyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.